Benim adım Gezgin. Keşfetmeyi çok severim. En güzel yolculuklara siz de bizimle gelin. Benim adım Gezgin. Keşfetmeyi çok severim. En güzel yolculuklara siz de bizimle gelin. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile geçmişimizi sürelim. Benim adım Meraklı. Öğrenmek için sormalı. Araştırmayı seven hemen bize katılmalı. Benim adım Meraklı. Öğrenmek için sormalı. Araştırmayı seven hemen bize katılmalı. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile tarih peşine düşelim. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile tarih peşine düşelim. Ooo Saat Dede, hoş geldin, hoş geldin. Sen havu dükkanı yolunu biliyor muydun? Biraz hava alayım dedim İdris. Gözlüğümü de unutmuşum, göremiyorum. Alamut ne kadar? Sağ peşe dur. Ver bakalım iki tane. Kaç gündür Mehmet'e balık pişireyim diyorum ama takatim yok. Yaşlılık gözüm, yaşlılık işte. Ya ne yaşlısı, ne yaşlısı. Sen ha bu mahallenin koca çınarısın. Kendine iyi bakacaksın. Yemeğine dikkat edeceksin. Hamsi yiyeceksin, istavrit yiyeceksin. Ha bu ne körü müsün? Hep şifadır, şifa. Sağ ol evlat, sağ ol. Aa Mehmet, seninki geliyor. Gezgin! Gezgin buradayız. Buraya gel. Durula yavaş gel leylek. Ulan yavaş. La ilahe illallah ya. Hop. Nereye böyle gezgin? Haber vermeden gidiyorsun. Bursa'daki dayım hastalanmış dedeciğim. Sesi kısılmış. Aa, lak lak edemiyor yani. Maalesef edemiyor. Hay Allah. Leylek dediğim mahlukun hayatı lak lakla geçer. Allah şifa versin. Nereye gittiğini sormuştuk. Mısır çarşısında bir şifacı dostum ilaç yaptı, dayıma götürüyor. Dur Gezgin, ben de geleyim. Bursa'yı görürüm, ne güzel. Yani... Tamam, atla hadi. Yaşasın! Hayatımda bu kadar büyük ağaç görmemiştim. Bu ne havadar ev böyle leylek dayı? Bu ağaç 600 yaşında diyor. 600 mü? 600 yıldır burada mı yani bu çınar? 600'e kadar sayamam bile ben. Evet, ismi de İnkaya Çınarı. Tarihi bir ağacın tepesindeyiz yani. İşe bak, hasta ziyareti derken yine tarihi bir mekana geldik Mehmet. İnkaya Çınarı ta Osmanlı zamanından beri canlı kalan bir oksijen kaynağı. Zaten çınar ağaçları Osmanlı devletini temsil eder. Osmanlılar da çınar gibi büyümüş, köklerini toprağa salmış, dalları dünyayı dolaşmış. Peki bu çınara salıncak kurabilir miyiz Gezgin? Biraz eğlenirdik. Anlaşıldı Mehmet, sıkıldın. Dayıcığım, sen dinlen iyice. Biz çıkalım, gelmişken Bursa'yı gezdireyim Mehmet'e. Ne diyor? Muradiye Külliyesi'ne gidin diyor. Muradiye Camii bu ağaçla aşağı yukarı aynı yaştadır diyor. Bursa'nın havası ne güzel. Oh. Bursa'da çok ağaç vardı ondan. Osmanlılar Yeşil Bursa dermiş. İlk padişahların en sevdiği şehir burasıymış. Baksana caminin güzelliğine. Gelirken baktım internetten. Padişah 2. Murat yaptırmış. Bursa'da insanlar çoğalsın, halk şehirde rahat rahat yaşasın diye böyle büyük camiler, okullar, çarşılar yapılırmış. Aa Mehmet Bey, siz iyice bilge Mehmet oldunuz. Rehberlik hizmeti veriyor musunuz? Ücreti nedir acaba?
Aa, işte Muradiye'nin meşhur ahşap kapısı. Bu kapı belki de İnka'ya çınarıyla aynı yaşta yani, öyle mi? Büyük ihtimalle öyle. Ağaçların yaşını nasıl anlarız ki Gezgin? Caminin ne zaman yapıldığını tarihçiler yazıyor. Peki ağacın ne zaman dikildiğini nasıl biliyoruz? Aferin, güzel soru. Her ağacın gövdesinde onun yaşını gösteren halkalar vardır. Bilim insanları gövdedeki halkalara bakarak ağacın yaşını ve başından neler geçtiğini bulabilir. Ağaçları keserek mi hesap yaparlar? Hayır, ağacın gövdesinden özel bir matkapla kesit alırlar. Bu ağaç nereden bakarsan bak 100 yaşında. Benden bile yaşlı. Hey maşallah, hey maşallah. Bana bak Çelebi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne işin var benim burada? Sen de rahat dur be adam, rahat dur. Tepemin tasını attırdınız yine. Gideyim de bir ıhlamur kaynatayım kendime.